Nereden gidelim? Şu anda Yunanistan sınırındayız. Svilengrad, Yunanistan sınırı. Onlar solda. Ver pasaportlara bakalım. Ruhsatı da çıkar oradan. Bakacaklar mı hocam? Yasak orada çekim yapmak bir şeydir. Yasak değil çekim. Bazen laf söylüyorlar ya. Oo, bak Ukrayna'ya gidiyor şeyler. He? Ukrayna'ya gidiyor ya, savaş tankları. Bismillah. Evet. Ukrayna'ya yollayacaklar şimdi Romanya üstünden. Evet, şu an Bulgar'dan çıktık artık. Hadi bakalım. Şu anda Papandreou'nun memleketindeyiz. Evet. Yunanistan. Yani Yunanistan sınırı sanki şey giriyoruz ha. Tekese çiftliğine. Ya tekese. Yunanlar da şey yani. Yok ya. Ne da berbat ha. Berbat. Şu girişe baksana ya. Bulgar sınırı bile daha iyi yani burada. Ya tabii canım ya, Yunanistan'da batmış. Gerçi burası daha Bulgar. Bayrak var. Bulgar sen ödüp atlar böyle bir metreyi kendi yapsaydı ne kakamayacak. Bayrak burada. Yunan bayrağı. Bayrağı. Sırtaki. Camı kapat şunu. Arka camı. Greçe. Buralara bak, adamla ya. Demir koymuş. Hellas, ileri. Elba. Hangi kasabaya gideceğiz sen bile misin? Valla bu kasabanın Teşinti bir tane köyden geçiyoruz. Teşinti köyün içine gireceğiz bir tane. Arga diyor. Aa, araba yıkama şey. Yo. Sınır varmış be. Ben dedim nasıl olmaz, ama çok uzunmuş sınır şey. Niye acaba mesafesi? Varmış yani. İki taraftan da girebilirsin diyelim. Nasıl? Burada başka. Ama araba da var orada bak önümüzde. Burada sıra bekliyoruz. Evet. Yunan sınırı. Burada da şimdi biraz bekleyeceğiz. Bunlar Türkçe bilir zaten bunlar. Yani. Bilir. Yunanlar. Yunan kardeşlerimiz. Köyler çok güzel ama hepsi aynı. Şu köyün yanından gideceğiz de Çirmen. Çirmen'e gireriz. Evet. Gireriz ya. Çirmen'den geçeceğiz birazdan. Yunan sınırındayız. Ama tırlarla aynı sıraya girdik maalesef. Bekliyoruz biraz bakalım. Ayırmamışlar ya. Aynen. Ama sınır dökülüyor. Bakım yok hiç. Şu an baksana Şpertlatan tepesi gelince şey yani beyaz şey. Güneş aslında yapmış ona da. Ne oldu? Gitti galiba. Yok. Askova. Askova. Tipinden belli yani. Askova. Evet. Yunanistan. Hiç Taksim memleketine geldim. Armayani. Yalnız bunlar Türkler gibi küçük parseller ha. Bulgar, Bulgar tipi tarım yok burada ama. Burada zaten toprak yok anladın. Düz toprak. Barbay yani. Vay 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 vay. Eskimiş, her şey eskide kalmış ha. Yolları bakım aynen. Bakım yok. Direkler paslanmış o şey direkler. Bunlar da Zakava. Tabii ya. Ya. Bakılmış. Hiç bakım yok baksana. Şu kaç sene önce ne yaptıysa o. Hangi? 1 metrede. 1 metrede.
paralıdır ha. Şu köye girmemiz lazım buradan da. Çırp arest. Arest ya da var. Yoldan çıkış mı demek istemiş? Evet. Yoldan çıkış evet, diye. Evet, evet. Değişik mi var? Farklı. Aynen de ha, köy burası. Neydi o? Petrol. Çırpan, çırpan. Şuradan. Çırpan köyüne geldik arkadaşlar. Çırpan'dayız. Kraçe. Türk köylerine benziyor biraz. Evet, tabii Osmanlı. Bulgaristan'ın farklı yani bak köy şeyleri. Farklı Bulgar evet. Biraz çok daha Türk kültürüne yani. Daha yakın bunlar. Aynen aynen. Biraz Türklüğe giriyor. Zaten kahvelerde de Türk kahvesi falan. Baksana şuraya. Dağ evleri gibi, dağ köyleri gibi. Farklı yani bunlar. Traktörler evdeyiz. Eski. Bunların köyleri daha canlı yalnız ha şey gibi değil. Seleniye var. Peki. Köyleri Uzak köylerinden biraz daha şey. Var mıdır acaba Ciray Türk lavrı? Ne ayı vardır? Bu da Türk bile vardır ya şey. Vardır. Hepsi aynı renk. Evet. Yok öyle 80. Beyaz rengi seviyor bunlar zaten. Beyaz ya da mavi. Hepsi aynı renk boyamış. Öyle yok. Buradan sola girelim sen. Sadece sol Çantar'a gideceğiz. Ya Çantar nerede? Ha şuradan aşağıda evet. Çantar'ı görsün. Orada kahve mavi bir şey var galiba. Ama hiçbir canlılık yok be. Hiç. Bunda hani kebapçı mebapçı öyle şey yok bunlarda galiba. Öyle yok. Süpermarket. Otursunlar mesela şeyin önüne kahvenin önünde. Tek kahve de kapalı. Te burada oturmuştuk biz yok. Ama normal Türk kahvesi gibi bunlar çok değişik bunlar ya. Evet. Nereye oturalım? Oraya mı? Ne bileyim oturalım bir şeyler hiç ya oraya oturalım. Türkçe durum ne hiç. Hı? Oturacağız mı? Bence kasabaya gidelim. Gel. Kasaba var mı? Vardır. Nerede kasaba? Ne Türk'tü ne bileyim. Aslı bizim insanlar az kolla bizden bunlar. Bira var ama bira bakalım ya kasaba nerede oturalım beraber içelim ya. Oturalım ne bileyim. Kasabaya gitmeyeceğiz mi? Hepten buradan mı döneceğiz? Nerede kasabaya var ki gidelim. Kasabaya bakalım. Bakalım navigasyonla. Çekim yap. Buralarda hiç iyi değil yani şey olarak. Değil. Kötü yani durumlar. Şahakları sokakta yolda bakıyor. He? Şahakları yolda. Burada da kaçak çubuğa demek ki. Ha. Tarım varmış ya burada yani. Yapacaklar ki insanlar. Evet bak gübreleri getirmiş.
Renault traktörler. Çiftçi. Çiftçilik yapanlar ya. Başka ne yapacak ki bu? Çiftçilikle uğraşıyorlar burada. Ne tarafa tutsana kendine şeyi çekmez. Ne? Şeyi çek, direk çek. Tarımın içinde. Çırpan yani. Bu şekilde işte. Çırpan da gördük. Bakalım illa doğru gidelim. Ya çok da bir şey yok ya kasma. Yok yok. Evler hepsi beyaz, iki katlı bir de. Hani böyle iki kat yapmışlar. Köy. Ama düşünün sana çatları mı? Eski de çingene şey kiremit de var. Çingene kiremit. Tamam. Ya tarımla uğraşayım. Evlerin hepsinde insan vardır ama sokaklarda kim seçiyor? Kimse yok be. İlginç ya. İnsan yok ha. İnsan yok ya. Vallahi insan yok. Sanki terk edilmiş bir kasaba gibi ya. Ya işte ne? İlginç ya. Şu sağdan mı gideceğiz? Vallahi bakayım ben ne yapıyorsam. Yani çok ilginç yok. Ya da bu saatte onlar yatıyla dinle. Belki de uyuyla. Öğren uykusunda hepsi. Yani baba gördük, yaşlı bir insan gördük ya. Ama bu da Türk var mı? Türk de vardır belki bu da. Var mı? Yok mu? Bu dede ağaç falan var olan da çok Türk varmış. Evet, böyle köyün içinden geçtik. Ama Sinan başım çok değişik bir Sinan bunlar çok farklı bunlar. Sinan bunlar da öyle bir yeme içme varmış. Öğlenden sonra akşam buruna bir de sabaha kadar çoluk çocuk hepsi yiyip içermişler. Belki sistem fark var. Bilemiyorsun nasıl çalışıyor. Bunlar yeme içmesine çok düşkün ben. Anlatmıyorum yani. Bunlar herhalde 5'te 6'dan sonra başlıyor da lapırdama sabaha kadar. Ben böyle kütleyi bilmiyorum. Burada bir fotoğraf çekiyorum ben. Evet. Burada. Çanlara bak. Ne çok büyük çana. İyi büyük çana. Kimmez tankırda yiyor onlar. Tamam. Ya bakalım kiliseye bakalım. Ulan içeri bakılmasın diye camdan da şey yapmışlar Sinan. Bu ne ya? Cam. Yeter ki içeri görmesinler. Ne kadar saçmalık ya. Açık mı acaba kilise? Yunan gelmesin şimdi bize var ya. Açlamasın bizi elimizde bira. Bağırmayı da hiç sevmezler garanti. Mekanlar var, mekanlarda hiç kimse yok. Şimdi çalışmıyor. Afiyet olsun. Ne o? Afiyet yok. Komple kapalı camlar. Niye öyle ki aslında? Ne yapayım ben yine şimdi? Bana ne var? O anlama geliyor herhalde ben. Kafeleri var. Boş. Değişik yani ama kimse yok. Evet. Nalibna bira var. Dökme bira. Ya bunu Ali Türkler gibi ha. Dar dar yapmışlar. Değişik yani. Sistemleri değişik. Bulgar sistemi yok bunlar. Orantiyada, Orantiyada'dayız. Orantiyada'da. Evet. Güzelim, şey olarak. Hareketli ya. Bir gezinelim azıcık da otuz. Bakmanın azıcık şu şey falan. Sen taraf taraf. Şu tarafa da bakıyoruz. Sen tarafa da. Yine Avrupa yani belli oluyor her tarafında.
ya. Yavruk olduğu belli yani. Ama dar dar sokaklar, bulgar gibi değil. Evet. Bizim Türkler gibi yer. Aynen. Aynı kafada. Göt göte yapmışlar her şeyi. Köydeki gibi değil. Kafeler tabii. İnsanlar var. AK Partisi, Rum AK Partisi burada. Aynen. Kirakoç. Mariyaç ismi değil, Kirakoç. Allianz Sigorta. Bu Türk değil miydi? Allianz bak burada da. Yabancı mıydı? FDI, Fujifilm. Bizde 5 euro. 5 lira. He? Aynı parası. Bizde 5 euro. Bizde var. 2 kere ve 3 kere. 5 kere 2, 3. Euro yapıyorsa. Aynen. Bu da güzel bir... caddesi var mı sen? Kafe. Ben bu elemanların içtiklerinden içerim. Ne içiyorum artık ondan içerim. Bir tane kahve içerim. Ve bu elemanların içtiklerinden. Nasıl bir şey? Herkes ondan içiyor. Parmakla gösteriyor. Köylü işi. Yeni mi isteyin ya da parmakla göstereceğiz. Bu da ya şey olmasın. Kendimiz almayız herhalde değil mi? Yok be. Biraz kahve içeriz ya. Valla ben bir fanta içeyim. Sen girdi mi internete? Şuna girdim. He? Girdi mi internete? Bir girdi o reçete de gir. He. O reçeteye de. Evet, içeceklerimizi aldık. Fanta. Buraya kaç para hesap ödemiştik ona bakalım. 3 tane Fanta, 2 tane su. 7,5 euro. Toplamda ödediğimiz para. Normal yani. Kafe güzel bir kafa böyle. Neydi burası? Orenti Diyalo mu? Neydi? Acayip bir isim. İyi kasaba. Merkezi bayağı güzelmiş ya. Merkezi kaliteli yani. Yazın istiyorlar iyice burası hani lapır lapır. Aynen. Şimdi daha yazın ilk günleri bir de hafta sonu evet. Cumartesi, pazar şimdi herkes işte. Güzel güzel. Hava da güzel 21-22 derece. Bundan sonra yolumuz Edirne. Biraz Yunanistan'ı gezmiş olduk bari birkaç kasabasını görmüş olduk. Sizler de görmüş oldunuz. Modifiye. Kup motoru var ama. He? Bak senin motorda kup motoru var. He. Kup motorunu koymuşlar modifiyeri. Kendi üretmiş onu bence. Tabii tabii kendi. Ama kup yani. Şey Yamaha mı? Dur bakalım. Motorun markasına baktım ama. Anlayamadım. Yüzlük abi. Yani ya yüzlük ya 110'luk ya. Çok değişik. Mağaza var falan çok var. Bir çok kapalı anlamadım. Aynen. Kapalı silah. Bisikletler. Aynen. Açık mı kapalı mı anlamadım. Kapalı. Şuradan bir markete girelim bakalım. Evet burada bak güzel. Değişik bir etleri var ha. Orada kapalı. Kasaplar da kapalı. Kasap. Sızdırma var bak görüyor musun? Evet iyi o şuna kasap. Şu. Şey güzelmiş yalnız. Ya senin bir parçayı mı bu gerçekten? Suçlara baksana suçlara evet, çok yani. Değişik anasını satayım. Bu da kapalı silah kasap da kapalı. Bu ne günlerden biz ne de kapalı bunlar ya. Bu taraf kapalı. Ya nasıl işte? Ya var ya. Bir kolu. Girelim bakalım market fiyatlarını bir görelim. Güzel bir kokusu var yalnız marketler. Güzel. Değil mi? Şu koku bir değişik yani. 2 euro. 4 euro dediğin gibi. Sinan bu 8 1 euro ekmekler şöyle 1 euro ekmekler. Ne oluyor 40 ya. Çeşabı şu kadar. Un mesela un ne kadarmış?
3 euro yarım bir kilosu. 60 TL mi geliyor? Bakalım içkilere bakalım neler var. Burası plastik, nasıl kremi? Bunlar kaç paraymış? 6 euro. Bir şey alalım mı Ali marketten ya? Evet, yaptık da boş çıkmış. Boş çıkmayacağız. Pringles'lar bak 3 euro dösek. Ne kadarmış? 3 kere 2 60 TL'ye gelir Pringles'lar. Bizim orada 30. 40. 40 arası bir şey. 5 TL. Kaç paraymış? Kurabasa. 1 euro. 20'ye mi geliyor be? Bunlar uygunmuş ha. He? Ben alayım da alayım. Var mı euro sende? Karttan çekeceğiz be. Tamam. İyi mi? Çekeriz. Kaşar fiyatları 15 lira. 3 TL. Burada pahalı bak kaşar fiyatları falan. Şu uygunmuş bak. Bir kilosu herhalde. 9 euro. 10 euro ise 200. Pek uygun değil. Sabah. Evet. Alessandro. İyi mi? Ha içkiler buradaymış. Şimdi fiyatlar var bakalım. 8 euro. Değişik yalnız ha içki şeyleri. Bu şarapta 2 euro falan. Rakılar burada 10 euro. Şu rakı 10 euroymuş. Şu kalanlar mı yedik? Güzel. Bu adam pahalı bunlar galiba. Biraz pahalıya geliyor sanki. Aynen öyle. 19 euro. Metreye bak. Pahalısın ha. 40 lira var. Bu adam bir tık daha pahalı. Biralara bakalım. Biralar 1 euro pahalı. Biralar pahalı. En ucuzu bir de o kadar. Evet. Böyle gerçi. Yani. 1 sent. 1 sent. 1 sent. Nerededir? He? Bu 14, 0-14 euro mu? Kaç para yazıyor? Bu ne diyor? Hangisi acaba? Bu olmasa 1.63 diyor. 0-14 euro değildir o. Aa, hamster. Hamster, ha, hamster değil. Bunlar... Evet, evet. Bu... 1.63 euro. Bunlar burada daha uygun ha salatalar. 1 euro. Yani... 20 liraya falan geliyor bunlar 60 lira şu anda 6 lira Bulgaristan'da pahalı yani mesela domates 2 euro domates pahalı demiş salata ucuz şu an bunun 2 euro 40 şu muz bizim orada da 40 TL zaten durumlara dur bakalım evet, bunlara bakardım mesela 2,5 euro var ya dur alacağım şu bir tane 1.89 diyor şu 2 euro 2,5 euro 2,5 euro baksana bir şey alayım 1.60 diyor. Bundan mı? Hangisinden alalım? 2.15 diyor şu ama küçük o. Şu saban güzel bence. Bir de 1.98 olan var ya. 2 euro olan şu. 2.5 euro kaldım da tamam, tam olsun ya. Şu 2.5 euro. 2.5 direkt onu alıverim. He. Hadi oğlum. Salam değişik bir şey. Salam güzelmiş. Dry salam. Şu şeylere bakalım. %100 helal bunlar herhalde. Tamam tamam. Kaşarlar falan pahalı. Pahalıdır. Kaşarlar da iyidir ha. Bak sarı gibi değişik. Değişik bir kaşar sistemli şeyleri var ya. Farklı ya. Burada pizza var falan. Peynirlere bakalım. Peynirler 7 euro. Ama bunlar tabii şey peynir. Bunlar da Türkiye gibi yani baksana. Tırışka bence peynirler. 2 euro demiş. Tırışka olabilir 2 euro. 300 gramı. Pahalı biraz. Zannetmiyorum peynirlerin iyi olacağını. Ben paketinden ama benim. Olabilir. İyi. Şu bunlar köy fazla. Bak ne demiş yemek. Yoğurt mu bunlar? Yoğurt demiş. Süt var falan. Buraya baktık mı? 14 euro. Salamlar. Salamlar. Sızdırmaları güzel de 13 euro. İyi para yani sızdırma. 8 euro. Ne? Salam burada da var. Ne? 7 euro mu? Değil mi? Ve 1 kilosu. 140 dayız. Ne? 160. Böyle değil mi? Normal. Neyse onlar. Alıyorum. Sucuk da. 3 aşağı 5 kadar aynı ya. Değişen bir şey. Evet. Ya, sıra. Ya bir tane ketçap alsaydık lan.
Şeyler burada ya, domates salçaları. Ha bunlar. İki tane salça seçtim. Bunu koyalım mı? 1.32'ye 1 euroya var bir tane. Değil mi? He, ben bu. Normal salçaya benziyor da. Milten içse değildir onlar. Değil mi? Ketçaplar falan burada. Her tarafta bir Yunan bayrağı her köyde. Evet, Yunan... Neydi o? Şimdi ben çok bayrak var. Mevziler vardı biraz önce, çekemedik onları. Yani Türklere karşı yapıyorlar herhalde, bayağı bir mevzi yapmışlar. Demek ki eski tipte mekan değişikmiş aynen. Retro. Burası da zaten yaklaşık 5 kilometre Türkiye'ye yani. Kafeyi ne diyeyim? Türkçe'ye evet. Zokus plak. Evet. Buradan da giriliyor. Girmiş. Komşu burada. Komşu bakkal demiş zaten. Evet. Türk açtı herhalde. Ya da Yunan yazdı. Komşu. Hep beraber yaşamış onlar şeyde ya. Osmanlı zamanında. Yunan bayrağı. Osmanlı'da kimsenin ses çıkmazmış yani. Çıkamazsın Osmanlı arkasından. Bayrak olur. Kendini alıverecekler sahilde. Şurası 2 kilometre sonra Türkiye ama her taraf Yunan bayrağı. Bunu bile bilinçli yapmışlar muhtemelen. Sınıra yaklaştık ya şimdi. Tabii bence de. Bak. Her taraf Yunan bayrağı. Aşırı bayrak çok var ya. Çok değişik bir şey yani. 2 kilometre sonra. Ah geldik zaten. Kafalı burası. Hayırdır? Şuraya geri dönmeyelim orası. Ama ya. Dağlar. Sınır kapalı olamaz ya. Gözdüle bak. Ha çabuktan. Sağ ol. Evet. Arkadaşlar gümrükçü öyle bir baktı ki bayağı. Bir daha gelmeyin kardeşim buraya der gibi. Böyle resmen böyle insan gözünün içine bakıyor, tis tis tis. Aynen. Var Türklerle sıkıntıları var hakikaten. Bak, hala Yunanistan burası bak. Burası tampon bölge işte. Burada muhtemelen acaba... Önüne duruyorlar önüne. Aslında burada daha var. Türk, şimdi Türk daha giriş yapmadık yani Türk'e. Tampon bölgede daha herhalde. Aynen. Ha burası Türkiye artık. Ha yok Yunan. Ha hala Yunan. Yunan iyi kare gibi yapmışlar ha. Bayağı bir şey yapmışlar burada bunlar ya. Baksana buraları nasıl be abi. Komple nasıl tel çekmişler. Ana vatana geldik be. Aynen. Bu bayrağı görünce korkmayacaksın kardeşim. Aynen Atatürk de orada. Bu bayrağı görürsen merhamet var, insanlık var. O ayrı mesele ama burası kardeşim. Zaten zenginlik de var. Baksana şuraya şu Türklere. Para var amca da. Yeniliyorlar. Sınırı komple. İyi müteahhitler çalışıyor. Nerede oradan mı gireceğiz? Oo vallahi. Sıra buna buraya bir sınır yapıyor. Tabii tabii. Benim yapacağım çünkü şey yapıyorum. Yunan. Sınır yeniliği var. Ya yapıyor da Yunan falan yok hayır. Baksana bayağı bir şey. Evet. Evet.